Merhaba. Evde yaptığımız kalıp sabunları kalıptan çıkar çıkmaz hemen kullanmıyoruz. 4 ila 6 hafta bekletiyoruz. Bekletince sabunda neler oluyor? Olay sadece kuruma mı? Kimyasal olarak başka değişiklikler oluyor mu? Peki Arap sabununun veya Arap sabunundan yapılan sıvı sabunun yapıldıktan sonra kalıp sabunda olduğu gibi bekletilmesi mi gerekir? Yoksa hemen kullanılabilir mi? Konuya giriş yapmadan önce kürlenme kavramını ele almak ve kürlenmenin kurumadan farkı ne, ondan bahsetmek gerekir. Bu iki terim genellikle birbirinin yerine kullanılıyor. Çoğunlukla da kürlenme yerine kuruma terimi kullanılıyor. Kuruma, sistemdeki uçucu bileşenlerin ortamdan uzaklaşmasıyla geride uçucu olmayan maddelerin kalması olayıdır. Su bazlı boyalarda çözücü olarak kullanılan suyun, solvent bazlı boyalarda çözücü olarak kullanılan tinerin uçmasıyla boya tabakasının uygulandığı yüzeyde kalması örneği verilebilir. Kürlenme ise sistemden çözücünün uzaklaşmasının yani kurumanın yanında moleküllerin uygun olarak dizilmesi ve çapraz bağlar yaparak en sağlam ve en son halini almasıdır. Yine boyalardan örnek verecek olursak herhangi bir yüzeye sürülen boya 1 saatte kuruyabilir. Ancak dayanıklı film tabakasının oluşması 24 saati bulur. Polimerlerde, yapıştırıcılarda, betonda da kürlenme ve kuruma durumları bu şekildedir. Sabunda da tam olarak boyadaki gibi olmasa da bir kürlenme durumundan bahsedilebilir. Sabun üretiminde kullanılan çözücü madde sudur. Suyun uzaklaşmasıyla sabun kurur. Sabun kostikle, kalıp sabunda kullanılan kostik sodyum hidroksittir. Yağların reaksiyonu sonucu elde edilen bir tuzdur. Yağlar ve kostikli su bir araya geldiği anda sabunlaşma reaksiyonu başlar. Karıştırma ile viskozite kazanması sonucunda epeyce ilerler. Kalıp içinde jelleşmesi ve sertleşmesi ile birlikte kalıptan çıktığı anda sabunlaşma süreci hemen hemen tamamlanmış olur. Ancak bu haliyle kullanıma uygun değildir. Kürlenme bu aşamada devreye girer. Ne kadar kurumuş olsa da serbest alkalinin kalmaması için, sabunlaşma reaksiyonunun tamamen bitmesi için, sabun moleküllerinin hizalanarak daha sert bir yapı oluşturması için, daha dayanıklı olması için en az 4 hafta bekletilerek kürlenmesi gerekir. Tabi burada 4 hafta bekleme süresi her sabunun için standart değildir. Sabunun yapımında kullanılan yağlar ve içerdikleri yağ asitleri kompozisyonu bu kürlenme süresini uzatabilir veya kısatabilir. Bu da ayrı bir videonun konusu. Ev yapımı sabun kalıptan ilk çıktığında yüksek nem içerir. Bu koşullarda sabunlaşma süreci devam eder. Bekletilmesi pH değerinin düşmesini ve 9'a yaklaşmasını bu şekilde de daha güvenli kullanılabilir olmasını sağlar. Yine ev yapımı kalıp sabun ilk kalıptan çıktığında yumuşaktır. Suyla karşılaştığında çok çabuk erir. Sertleşmesi için daha dayanıklı yapıya kavuşması amacıyla bekletilerek kürlenmesi gerekir. Kalıp sabun kristal yapıdadır. İlk yapıldığı anda tam olarak katı değildir. Bir miktar jel halindedir. Sabunun kristal yapısı katmanlar halindedir. Sabun molekülleri yüzey aktif moleküllerdir. Köpürme konusunda bu konuya değinmiştim. Yüzey aktif moleküllerin hidrofilik, suyu seven kafa kısımları ve hidrofobik, suyu iten, sudan kaçan kuyrukları vardır. Kuyruk kısımları vardır. Çift karakterli moleküller demiştik. Sabun molekülleri jel aşamasındayken ve ortamda su fazlayken dağınık halde bulunurlar. Suyun zamanla buharlaşmasıyla sabun molekülleri hizalanır ve misel formunda kristallenir. Su katmanlarıyla ayrılan sabun molekülleri tabakaları oluşur. Bekletildikçe daha fazla su buharlaşarak sabun yapısını terk eder. Sabun molekülleri tabakaları arasındaki su katmanı incelir. İyice incelir. Yapı daha sık ve daha düzgün hizalanır. Sabunumuz nihai olarak en sıkı ve düzgün yapıya kavuşur. Böylece suyu görür görmez yumuşamaz, daha sert, dayanıklı ve uzun ömürlü bir hal alır. Kürlenme sadece pH ile ilgili değil, sabun yapısının gelişmesi için çok önemlidir.
Sıcak işlem yani ısı kullanılarak yapılan sabunlar da kürlenmeli midir? Yani bekletilmeli midir? Evet, sıcak işlem sabunlar da kürlenmelidir. Her ne kadar ısı kullanılarak sabunlaşma süreci ve suyun buharlaşması hızlansa da soğuk sabunlara göre sert olsalar da ilk anlarında buradaki sabun moleküllerinin de hizalanması devam edeceği için daha kaliteli ürün elde etmek adına bekletmek gerekir diye düşünüyorum. Geldik diğer önemli konuya. Sıvı sabunları kullanmak için bekletmek gerekir mi? Sıvı sabun bildiğiniz gibi yağ ve potasyum hidroksitin reaksiyonu sonucu elde edilen jel formundaki Arap sabununun su ile seyreltilmesiyle elde edilmiş olan sabundur. Arap sabunu sabunlaşma reaksiyonu sonucu tamamen jel formunda olduğu için ortamda çok fazla su bulunduğu ve suya da ihtiyaç duyduğu için moleküllerin burada hizalanması mümkün olamayacaktır. Eğer reaksiyon sonucunda jelleşmenin sonunda pH 9 civarındaysa hemen kullanılabilir. Bekletmeye gerek yoktur. Burada bir parantez açıyorum. Emülsiyon görüntüsü varsa, faz ayrımı varsa, üst kısımda çok kalın bir beyaz ya da sarı renkli tabaka varsa ve jel yapı görünmüyorsa sabunlaşma tam olmamış demektir. Reaksiyon tamamlanana kadar ve jel yapı oluşana kadar üretim süreci devam ettirilmelidir. Jel yapı oluşmuş fakat pH 11 üstünde ise nötralize etmek gerekir ki bu da farklı bir video konusu olsun. Dediğim gibi Arap sabunu veya sıvı sabunda sert yapı oluşması ve moleküllerin hizalanması gibi bir durum oluşamayacağından kürlenme için bekletilmesine gerek yoktur. Parantezi burada kapatarak videoyu bitiriyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz olmanızı mümkünse katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşça kalın.